Negatif manipülasyona devam ediyoruz arkadaşlar. Bunların iç yüzlerini anlatmam aslında yıllardır anlatıyorum da yazılarımda. İşte çok fazla okuyan olmadığı için bazılarına ağır geliyordu. Daha bu sene başımıza felaketler gelince Alina'nın yazıları okunmaya başladı. Ya beni eskiden tanıyan dostlarım diyecekler ki ya Alina sen yıllardır zaten bir sürü saldırı alıyorsun bu negatiflerin. Bunlar hani yeni değil. Bu son dönemdeki bir takım şeyler. Nedense herhalde ışığımı görüp bazı insan müsveddeleri, onlara insan da demiyorum artık, tamamen negatif planın kuklaları. Zaman içerisinde pek çok saldırıda bulundular. Her zaman da uzaklaştım. Fakat bunlar bıkmıyorlar, usanmıyorlar, denemeye devam ediyorlar. Ben de bunların ipliğini pazara çıkartmaktan çok mutluluk duyuyorum. İnşallah birilerine faydam dokunur. Birileri bu insan ya da insan olmayan varlıkların nasıl biz zavallı insanlara zarar verdiklerini anlarız. Anlayalım ki korunalım. Yani böyle seyretmenin bir manası yok arkadaşlar. Ailenize de zarar gelebilir, kendinize de gelebilir. Büyü denilen olaylar var. Olmadı bu tür etkiler, tesirler var. Her söz büyüdür ayrıca baktığınız zaman. Her düşünce de büyüdür. Yani siz odaklanmayı yaptığınız zaman, düşünce projeksiyonu yaptığınız zaman karşınızdaki bir insanı binlerce kilometre öteden de etkileyebilirsiniz. Bunu yapanlar var. Yani bu işi simya ilmini bilenler, simyadan çıkıp havası bilenler, işte sihiridir, büyüdür, bilmem nedir. Bir sürü bu arkadaşların bazılarının yaptıkları işler var. Kendilerince doğru yaptıklarını düşünüyorlar ya da hizmet ettikleri varlıklardan nemalandıklarını biliyorlar. Kısa dönemde bu olabilir. Nemalanıyorlar. Negatifler birbirlerini besler çünkü. Pozitifler de bakınır. Fakat en sonunda bu negatifler kendilerini mutlaka yok ediyorlar ya da uşaklarını yok ediyorlar. Kimse sanmasın ki ben işte birine kazık attım, yanıma kar kaldı, işte şunun canını acıttım, abuk subuk laflar ettim, hadsizlik ettim. Ya bir kere lütfen üstünüze kimsenin basmasına izin vermeyin. Emeğinizi koruyun, yaşam hakkınızı koruyun. Kimsenin yersiz sözlerine ya da etkilerine, tesirlerine katlanmak zorunda değilsiniz. Özgür iradenizle davranın. Özgürlüğünüzü koruyun. Rica ediyorum lütfen herkes kendini ve ailesini korusun. Ve bu kötülüklere izin vermeyin. Çünkü bunlar hasat sırasında daha da ilerleyecek bu badireler. O doğal afetler de artacak. İşte giderek görüyorsunuz neler oluyor. Dahası da olabilir. Bu durumda bari biraz huzurlu yaşayalım. O zaman bu kaos yaşayan arkadaşları da kendi hallerine bırakmak lazım. Belki akılları başlarına gelir ya da kendi kendilerine mutlu olurlar veya kendilerine benzerleri bulup cemiyet kurarlar. Onu bilemiyorum. Devam ediyorum. Bunlarla da çok fazla uğraşmak istemiyorum ama bunların realitelerini de anlatmakta fayda var. 6. yoğunun ortalarına doğru negatif ve pozitif kutbiyet dansı bitecektir dedik. Bilinç yaradanın gerçek doğasının sevgiye dayanan pozitiflikte olduğunu iyice idrak edecek ve kendini sevme ve başkalarına sonsuz hizmet etme isteğinin hepsinin aslında bir olduğuna vakıf olacaktır. Bu hal üzere geçtiğinde artık yüksek benlik sıfatıyla kimlik bulur ve sonsuz yaratım safhasına geçer.
Bu durumun altındaki tüm hallerde 6. yoğunun ortalarına kadar çift kutbiyet hüküm sürer. Yani negatif pozitif. Ve enkarnasyon da 5'e kadar devam ediyordu biliyorsunuz. Tekrar bedenlenme farklı bedenlerde, sadece insan değil, başka bedenlerde. En güçleri de negatif olarak 6. yoğunluk ve 5. yoğunluk negatifleridir. En büyük hedefleri alt yoğunluklarda, yani alt boyutlardaki enerji güç birimi haline gelmiş ve etraflarını aydınlatan pozitif süptil bilinç birimlerini, ruhlarını kendi taraflarına çekerek ışıklarını karanlığa çevirmektir. Pozitifin bir ışığı var. Bu ışığı karanlığa çevirmek ve o gücü kendilerine katmaktan büyük mutluluk duyuyorlar. Öyle yükseldiklerine inanıyorlar bu arkadaşlar. Yani istedikleri fethetmek ve zapt etmektir. Av olanlar çoğunlukla pozitif güç birimleridir. Bazen de negatif kutbiyette olanları karanlıklarını çoğaltmak için kendi yanlarına gönüllü olarak gelir alırlar. Negatif olan da daha kendinden üstün olan negatife tabi oluyor bu durumda. Hani komutan ve altındaki eri gibi birlikte hareket ediyorlar. Her enerji eklemelerinde kendi güçleri daha artarak kutbiyetleri çoğalır. Amaç sonsuz karanlığı kutsamaktır. 6. ve 5. yoğunluk usta negatif varlığı önce kendisi müdahale etmez. Askerlerini, yani 4. yoğunluk negatif kendine bağlı ordularını gönderir. Yoğunluklar arasında hiyerarşi söz konusudur. Daha detaya inmek gerekirse reptil ve griler ve minturyan gibi, yani böceksiler gibi soylar çoğunlukla negatif kutbiyette ve 4. yoğunluk varlıkları olarak bilinir. Bunların efendileri 5. yoğunluktaki Nordik görünümlü veya istedikleri her şekle girebilen daha latif bedenli insanın atası olarak bilinen çok güzel varlıklardır. Ama negatifler. Hepsi için demiyorum. Pozitif meleksiler de çok ayrı görünümde olan. Nordiklerin yarısı negatif, yarısı pozitif olarak bilinir. Anaklar da mesela negatif Nordiklerden. Ve galaksimizde doğal vatanları Sirius'un da içinde bulunduğu büyük Orion bölgesidir. Feline soyunun, yani aslan varlıkları melezleşmesi ve evrimleşmesiyle çok çeşitli insansı humanoid türler oluşmuş. Ve yoğunluk derecelerine göre bedenler katı bedenden daha latif bedenlere göre değişiyormuş. Reptilyan dediğimiz sürüngen soy ise yine kendi içinde çok çeşitli olarak melezleşmiş ve evrimleşmiş. Dragondan insana benzeyen reptil humanoidlere kadar değişiklik gösteriyor. Bunların da ataları bir önceki evrenin hasadı olan aynı feliniler gibi evrenin doğumlanmasında rol oynayan karyanlar, yani kuş kökenli, o Mısır'daki kuşbaşlar var ya, varlıklardır. Feliniler yaratım konusunda uzman, karyanlar ise manyetik alan, ızgaralar, uzman kuruculardır. Neyse, konuyu dağıtmadan yine 5. ve 6. yoğunluk negatiflerinin zapt etme konularına tekrar dönelim. Eğer bu usta negatif varlıklar, örneğin bizim katımızdaki, yani 3. yoğunluktaki bedenlenmiş süptil birleşik yapısını, yani kısaca ruh dediğimiz enerjitik yapıyı gönderdiği 4. yoğunluk ordularıyla alamamışsa, fethedememişse, bu sefer kendi yöntemlerini kullanmaya başlayacaktır. 4. yoğunluk negatif ordularının en çok kullandığı yöntemler günaha çağırmak ve insanın sürekli günah işleyerek, yani sapma işleyerek kutbiyetini negatife çevirmek. Ve sonunda da kendilerine gönüllü olarak katılma isteği oluşmasını sağlamaktır. Adam kendi halindedir. Hani şeytana uymak denir ya, yani birisine gönlü kayar,
eşini aldatır. Sonra farklı şeyler başına gelir, yuvası dağılır falan filan. Ya da bilmeden birisine bir kötülük işler. O onun boynuna dolanır, artık ailesine de kendine de zarar verir. Sapma oluşmaya başlar. Ya o kadar insan gibi görünen, insan olmayan varlıklar var ki. Kadına şiddet, hayvana şiddet, çocuğa şiddet. Bakın etrafınıza neler göreceksiniz. Son dönemde iyice arttı. İnsanın insana saygısı kalmadı diyoruz. Da acaba bu neden oluyor? Hak doğurursanız bu negatif varlıklar size müdahale eder. Yani sizin bir günahınız olursa, bir sapma yaşadıysanız, takvadan, doğru yoldan ayrıldıysanız, üstünüzdeki korunma kalkar. O zaman işte sürekli güç peşinde olan bu üst boyutlardaki varlıklar ya da alt astral cinler, alt astral cinleri de bu üsttekiler kukla olarak kullanıyorlar. Gönderiyorlar yani. Bakıyorlar ki bu insan varlığı bir sapma yaşıyor. Negatife kaymış. Güç peşinde, yani para kazanıyor. Doğru yolda gidiyor. Birden o kadar zenginleşiyor ki yani bugün bakıyoruz işte daha önce böyle son derece dindar, hayırsever gibi görünen insanlar birden çok para kazanmaya başlıyorlar. Sonra gözleri açılıyor. Birden ben uyandım diyor. İşte ben bir gruba girdim. Bir sürü etrafıma insanlar geldi ve ben uyandım. Gerçeği gördüm. Perdem kalktı diyor. Çok para kazandım diyor. Elimde bütün imkanlar var. İstediğim yaparım. Asarım keserim. O eski halini unutuyor. Çok güzel bir sapmaya giriyor. Ha bundan sonra sırat-ı müstakimde değil artık. Takvada değil. Ne olacak? Serül hesap çalışmaya başlayacak. Birden hiç beklemediği olaylar başına... Çünkü hak ediş doğurdu. Bir mazluma dokundu. Mazluma zarar verdi. Yapmaması gereken şeyleri hak yedi. İftira attı, yalan söyledi. Bu durumda başına bir şeyler gelir mutlaka. Yani hiç kimse ben buyum dememeli. Ya da birini kınarsınız, birisinin başına bir şey gelir... Ayıplarsınız, dersiniz ki ya bana bir şey olmaz. İşte bu nasıl oldu da böyle battı ya da işte bu başına geldi. Bilemezsiniz neyin ne olduğunu. Ve ağzınızdan çıkanı kulağınız duymadığı için o böyle bumerang gibi size geriye döner. Onun yaşadığının mislini siz yaşarsınız. O yüzden hani peygamberimizin de dediği gibi kınadığınız kadar kınanırsınız. Sizin de başınıza gelir. Lütfen bu sapma olaylarına dikkat edin. Her zaman mütevazi ve doğrulukta, iyilikte olmaya çalışın. Devam edelim. Artık anlatıyoruz hem deneyimleri hem de işin gerçek yüzünü. Dördüncü yoğunluk negatif ordularının en çok kullandığı yöntemler günah çağırmaktır dedik. İnsanın sürekli günah işleri kutbiyetini negatife çevirmek, sonunda da kendilerine gönüllü olarak katılma isteği oluşmasını sağlamaktır. Adam sapmaya yaşıyor, ondan sonra başına olaylar gelmeye başlıyor. Bu sefer bundan kurtulmak için daha fazlasını yapmaya çalışıyor ya da negatiflere gidiyor. İşte büyücülere gidiyor, negatif insanlara böyle işte yok duru görüsü, uyuşturucu içiyor, sigara içiyor, o içiyor. Ben diyor ki ben görürüm diyor, bir bakayım şu ne yapıyor diyor. Sonra olur olmaz yalan yanlış şeyleri görüp öbürüne söylüyor. O da ona göre hayatını değiştiriyor, mahvediyor, yuvasını yıkıyor falan. Bu tür olayları çok görüyoruz. O yüzden kendi içinize soracaksınız, yüksek benliğinize, Rabbinize soracaksınız. Ne soracaksınız? Size işte şunu görüyorum, bunu görüyorum diyen o karanlık durgörü varlıkları kendi realitelerini görürler. Doğru olanı görmezler. Dolayısıyla bunun sonunda siz çok büyük zararlar görebilirsiniz. Lütfen dikkat edin.
Burada asıl olan insanın özgür iradesiyle onlara katılmayı istemesidir. Artık yani denize düşen yılana sarılır şeklinde siz onun uşağı oluyorsunuz. Her gün arama isteği duyuyorsunuz. O da her gün size direktif verip hayatınızı yönetmeye başlıyor. Ama bu olurken de işte gün içerisinde üstünüze bir ağırlık çöküyor. O negatif tesiri alıyorsunuz. Daha doğrusu sizin yaşam enerjiniz çekiliyor. Farkında değilsiniz. Yani niye yaşam enerjinizi veriyorsunuz olur olmaz varlıklara? Neyse bunu da kenara bırakalım. Evrensel özgür irade yasası asla delinemez. Yani sen özgür iradenle enerjini veriyorsan verdin gitti artık yani. Bu yasa gereği, ilahi yasaların işleyişi. Zamanın birinde işte böyle büyük bir gruba sahip, kendini yüce ulu gösteren birisi her toplantının sonunda o toplantıdaki insanlara sorardı. Kendi özgür iradenizle ürettiğiniz enerjiyi veriyor musunuz bütünün hayrına diye. Herkes de hep bir ağızdan veriyoruz diye üç kere onaylar verirlerdi. Ondan sonra nasıl o alandan o enerji çekilirdi? Artık siz düşünün. O kadar çok şey gördüm ki ya, 30 yıldır ben bu konuların içindeyim, tasavvuftayım, spiritüel konularda çalışıyorum, yazılar yazıyorum. Çok da toplulukta gördüm, insanda gördüm, artık ne diyeceğimi bilemiyorum. O kadar da yazdık çizdik anlattık ama bilemem artık kime faydam oldu. Gönüllü olarak veriyor işte insanlar, arkadaşlar. Eğer pozitif ruh birimi günah çağrıya uymayacak veya hizmet etmeye pozitif anlamda devam ediyorsa, yani sen görüyorsun bu sapmayı ve onların bu ısrarlı sürekli seni arayıp sormalarından rahatsız oluyorsun, uzaklaşıyorsun. Ama bunların istekleri bitmiyor. Çünkü senin enerji vampiri olarak almak istiyor. Bu sefer de bu üstatlar, negatifler, 5. ve 6. yoğunluk negatif varlıkları bu ışığı söndürmek ve ışığın yerini karanlığın alması için çalışacaklardır. Bunun için de bu pozitif insan ruhuna ölmesi için telkinlerde bulunmaya başlarlar. Bu da özgür iradenin işletilmesidir. Çünkü insan kişisel olarak ölüm anını vaktinden önceye alabilir ve hücrelerine öl emri verebilir. Ki ben bunu kendimde deneyimlediğim için çok iyi biliyorum. Dış etkenlerle intihar gibi ölümü seçebilir. Ve bazen de farkına varmazsınız. Öyle bir negatif etki alırsınız ki, tesir alırsınız ki, herhangi bir insan uşaklarından veya bu grup negatiflerden. Arabayla gidiyorsunuz, son derece trafik yüklü bir caddeye girersiniz ve o caddeyi siz boş olarak görürsünüz. Perdelenirsiniz, uyuşturulursunuz. Bunları yapmaya çok yetenekleri var. Orada kendi özgür iradenizle o yola girdiğiniz için özgür iradenizle ölümü seçmiş olursunuz. Farkına varmazsınız. O yüzden bu işlerin şakası yok arkadaşlar. Kimle konuştuğunuzu ya da yaptığınızı, ettiğinizi, yaşamınıza dikkat edeceksiniz. Bu durum pozitif kutbiyet üst yoğunlukların istediği bir durum değildir. Ancak özgür irade yasasını delmemek için müdahale edemez. Varlığı izlerler ya da küçük tesadüfi yardımlarla varlığı rahatlatmaya çalışırlar. Negatifin tüm alt yoğunluklara etkisi, müdahalesi pozitif tarafın etkisinden daha fazla olmaktadır. Çünkü biz negatif plandayız. Bunu artık biliyorsunuz. Kur'an'da da diyor zaten. Negatif taraf sadece kendini bilir, diğer varlıkların yaşam hakkına saygı duymaz. Ancak yine de yapabildikleri alt yoğunluk varlıklarının özgür iradelerini olumsuz yönde işletmelerini sağlayacak ortamlar yaratmaktır.
İşte hepimizin neden başıma bunlar geldi diye düşündüğümüz olayların perde arkası böyledir. Genelde onlar ortam yaratır, bizse özgür irademizle seçimimizi yaparız. Bazen de bu o kadar yoğunlaşır ki büyü denilen olayla negatif varlıkların insan üstündeki etkisi çok artar ve kadersel olaylar değişime uğrar. Bunu da bizim katımızdaki diğer insan yandaşlarının yardımıyla daha etkili bir şekilde yaparlar. Özgür iradeye direkt müdahale olduğundan bunu yapan negatif insan da ve bu etkiyi yapan üst yoğunluk negatifleri de Yaradan tarafından lanetlenir. Ancak bu durum sadece kendilerinin yaşama hakkı olduğuna inanan ve Yaradan'ın sonsuz ışığının değil, kendilerinin olduğu sonsuz güce tapan negatiflerin algılayabileceği bir durum değildir. En son kurban yazımı okudunuz, kanla nasıl büyü olduğunu. İsterseniz bir daha açın okuyun. Kurban videolarını da bir daha dinleyip hepsini bir bütün olarak algılayın. En doğrusu bu. Benim yıllarca yaptığım bu konuda çok kafa patlattım. Çünkü hayvanları çok seviyorum. Neden olduğunu. Doğruyu bulduğumu düşünüyorum. Ve şimdiye kadar da kimsenin bunu böyle anlattığını görmedim. Yani okursanız, dinlerseniz iyi olur diye düşünüyorum. Bu durumun sonunda daima Yaradan'ın doğasına aykırı oldukları için yok edilirler. Negatifler sonunda kendi kendilerini yok ediyorlar. Bu entropinin sonucu yani. Veya kendi kendilerini imha ederler ve enkarnasyona sil baştan, hatta küf olarak başlarlar. Tek amaçları dediğim gibi güçlerine güç katmak ve bu güçle yükselebileceklerine sapkın biçimde inanmalarıdır. Peki bu durumda pozitif taraf yasaları ihlal etmemek için müdahale etmezken acaba büyük kuklacı yaratım üzere olan 6. yoğunluk ortalarındaki artık tamamı pozitif olmuş yüksek benlikler ne yapar? Yüksek benliği artık biliyorsunuz diye düşünüyorum. Kendisinin yaratıma soktuğu ruh kopyalarının artık girdikleri bedenlerde birimsel akılla, bedensel genetik bilgilerle ve ruh kopyasının yüklenmiş olduğu karmik yükle istediği deneyimleri yaşamasını sağlamış ve uzaktan kumanda etmekteydi. O öyle yaşıyordu o zamana kadar, öyle etki ediyordu. İnsan varlığı doğmadan önce yüksek benliğin programı dahilindeki kader programını kabul etmiş. Ve bu üçüncü yoğunluk planında yaşamaya başlamıştı yani bizler. Zaten eğer yüksek benliğin onun için kurguladığı yaşam planı ağır derslerin alınmasını gerektiriyorsa, yani esma terkibin, kader programın böyleyse, maalesef o insan o deneyimleri acı çekse de maruz kalacak ve o ders için mütmain yani razı olma durumuna geçene kadar yerden yere vurulacak ve acı dolu bir hayat yaşayacaktır. Mesela müntekim esması olanlar hep ya yaşamlarında hapis gibi hayat yaşıyorlar, babalarından, eşlerinden falan öyle bir baskıda kalıyorlar veya gerçekten hapse giriyorlar. Mesela metin esmasına sahip olanlar bedensel olarak çok güçlü oluyorlar. Ya asker oluyor veya işte dağda taşta sporcu falan kimsenin yapamayacağı işleri yapıyorlar gibi kader konusunu biliyorsunuz, dinlediniz, okudunuz. Bir daha anlatmayalım. Bir de buna üst yoğunluk varlıklarının kendilerine yeni enerji kaynağı olarak gördükleri için kendi yanlarını alma istekleri olursa bu insan varlığına ne olacaktır? Durumun ağırlığını anlayabiliyor musunuz? Bu durumda şükretmesi gerekenler daha çok sabit bir kadersel programı olan sakin yaşayan insanlar veya kendilerini bilerek negatif kutbiyete atmış olanlar olacaktır. Hep böyle mi kalır, kalmaz bilemem. Yüksek benliğin derslerine tamam ben anladım, razı oldum, senin istediğin dersleri aldım, sindirdim moduna hızla
pozitif insanın geçmesi ve bunlar neden benim başıma geldi modundan çıkması gerekir. Bu nötr ve sabit seyir hale geçince yüksek benlik insanın başka derslere geçmesini sağlamak için insanı koruma ve ortamını iyileştirme durumuna geçecektir. Bakın pozitif insanın yapması gereken şey bu. Buna dikkat edin. Bir an önce rıza seviyesine çıkın. Derslerinizi bitirin. Affedin kendinizi veya size yapılanları. Ben bu dersi aldım deyin. Mesela kadının biri sürekli kendisini terk edecek adamları seçiyor. Ve sürekli de terk ediliyor. Hep aynı dersleri alıyor. Yani bir yerde bunu bitirmesi lazım. Aynı derslerin aynı tür frekanstaki insanları kendine çekmemesi lazım. Çünkü o esma programına göre kaderiniz sizin üstünüzde bir o frekans yükü var. O yük atmanız gerekiyor. Atmanız için de o frekansı durdurmanız lazım. O frekansı durdurduğunuz zaman size o titreşimdeki insanlar gelmez, gelmemeye başlar. Bitirin o dersleri. Saplantıda olduğunuz dersleri bitirin. Tamam, onlar sizin kaderiniz, aldınız bitti, dersinizi aldınız. Ruhunuz tekamül atladı. Bir üst seviyeye geçin. Ve acı programları bitirin. Huzurda olmayı seçin. Sekinede olmayı seçin. Umarım ne demek istediğimi anlatabildim. Derdim şu ki bu kadar acı çeken insanın neden bunları çektiğini anlaması. Yalanlarla yaşamaktan kurtulun. İşin aslı budur. Yaşam hakkınızı kutsayın. Ve Yaradan'ı severek onun aslı olan yaşam enerjinizi koruyun. Elinizdeki tek değerli şey budur. Bu yaşam enerjisi olan ruh kökünü zaten diğer üst negatifler güçlerine güç katmak için isterler. Eğer insan ruhu kendi özgür iradesiyle negatif dördüncü yoğunluk ve daha üsttekilerin kandırmalarıyla onların peşinden giderse gideceği yer negatiflerin anti evreni olacaktır. Burada pozitif ruh birimi kendini alışık olmadığı karanlığın içinde doğasına aykırı olarak bulur. Burası onun için bir hapishanedir ve alışık olmadığı negatif dersleri almak zorunda kalacak ve Yaradan'a ulaşma halkasında yolculuğu çok daha uzun sürecektir. Ancak yüksek benliği hala onu kumanda etmeye ve izlemeye devam edecektir. Bu sırada yüksek benlik aslen pozitif halde olduğundan bu karanlığın anti evrenine girmek istemeyecek ve ruh birimini bir süreliğine terk etmek zorunda kalacaktır. Ancak evrensel yasalara göre ruh birimini tekrar deneyim yaşaması için enkarnasyona sokmak zorundadır. Bu onun görevidir. Bir süre sonra yüksek benlik istemediği durumu yapacak ve bu terk ettiği ruh birimini bu sefer negatif olarak enkarne olması için yaşam enerjisini verecektir. Bu durumda ruh birimi artık negatif pozisyondaki dersler almak zorunda kalır. Ancak tüm bu negatif denen kendine çekim gücüne tapma durumları aynı kara delikler gibi ışığa dönüşecek. Son gelinen noktada pulsar gibi yüksek benliğin kendine dönüşecektir. Ruh birimi bu durumda istemediği bu hapishanede negatif güç dersleri ister sevsin ister sevmesin alacak ve diğerlerine benzeyerek güce taparak yoluna devam edecek. Bu doğrultuda enkarnelerde yaşam bulacaktır. Yine de her bir ruh birimi her an seçimini değiştirip pozitif kutbiyete geçebilir veya pozitifken de negatife geçebilir. Çift kutbiyetteyiz arkadaşlar. Bunu bilerek yaşayın. Sol taraftaki yolun en belirgin özelliği olan ayrılığı seçenler, diğer varlıklardan aklın negatif anlamda geçirdiği dönüşümün derecesi ile orantılı bir güç ve sertlik tarafından korunurlar. Şimdi anladınız ne olduğunu. Halbuki sağ taraftaki yol üzerinde olanlar, yani pozitifler,
diğer varlıklara karşı böyle bir korunmaya sahip değillerdir. Çünkü bu yol üzerinde bulunan her kuvvetli ve yiğit arayışçı karşılaştığı her varlıkta kendisini yansıtan birer ayna bulacaktır.